Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Fiiller testimize devam ediyoruz. Fiiller testinin ikinci bölümündeyiz. Bu sefer anlam kayması ve kipeklerini, yani haber ve dilek kiplerine göre bu testimizi ne yapacağız, değerlendireceğiz. Çok dikkat isteyen bir konudur bu. Lütfen videoyu izlerken dikkatli olmanızı, not almanızı öneriyorum. Özellikle istek kipi, geniş zamanın olumsuzu ve arkadaşlar emir kipine odaklanmanızı istiyorum. Sınavlarda genellikle bunlar çıkıyor. Yazıldı ise yine öğretmen bu 3 kipten ne yapar? Karşınıza soru getirir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi dersleriniz olsun. Ve soru 1, numaralanmış sözcüklerden hangisi iş bildiren bir fiildir diyor arkadaşlar. Hemen değerlendirelim. İş fiili neyi kimi sorusuna cevap veriyordu. Veya kelimenin, yani çekimli fiilin başını, onu zamirini getirin. Anlamlı ise ne oluyor? İş fiili oluyor. Geldi diyor burada. Neyi geldi, kimi geldi? Bu soruya cevap veremiyorum. Onu geldi. Yine anlamsız bir ifade oluştu. Dolayısıyla durum fiili bu. Sonra incelikten yağdı üstüme. Neyi yağdı, kimi yağdı? Bakın bu sorulara cevap alamadım. Onu yağdı, yine olmuyor. Durum fiili. Büyüdü içimde zamanla yeri. Burada mecaz yapmış. Çoğaldı demek istiyor. Neyi büyüdü, kimi büyüdü? Olmuyor. Yine durum fiili. İki mısra gibi aldı gönlümü. Aldı çekimli fiil. Neyi aldı? Gönlümü aldı. Zaten dize içerisinde bu sorunun cevabı olan kelimeye yer vermiş. Veya torbayı aldı, kitabı aldı, makası aldı, defteri aldı. Veya onu zamirine getirin, onu aldı. Yine ne yapabiliyorsunuz? Anlamlı bir ifade elde edebiliyorsunuz. Haliyle sorunun cevabı ne oluyor? Denizli oluyor. İş fiili. Ve soru 2. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan fiillerin anlam özelliği işaretlenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığın giderebilmesi için numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekiyor diyor. Bakalım şu taraf cümleler. 4 tane cümle var. İş, oluş, durum kutucukları var. Buralarda tikler var. Bakalım hangisi yanlış. Hava o kadar sıcaktı ki suya atılan buzlar hemen eriyordu. Şimdi burada çekimli fiili bulmak gerekiyor. Çekimli fiil yüklem oluyor. Bunu unutmayın. Your şimdiki zamanki. Do da ek fiil oluyor burada. Bu bileşik zamanlı fiil. Onu eriyordu, kimi eriyordu? Olmuyor arkadaşlar. Ama burada dikkat edin, insanın müdahalesi olmayan bir eylem var. Buzların erimesi. Doğada kendiliğinden olan, insan müdahalesi olmayan eylemlere, fiillere biz ne deriz? Oluş fiili deriz. Bu doğru arkadaşlar. Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi dikkatlice kesti. Kesti, bakın, görülen geçmiş zaman. Bu da çekimli fiil. Neyi kesti? Zaten bu sorunun cevabı burada cümle içerisinde geçiyor. Yüzüklere bağlı kurdeleyi kesti. Yani bu iş fiili veya onu kesti, kağıdı kesti, defteri kesti. Hepsine cevap alabiliyorsunuz. 3. Olayın boyutlarını anlayan herkes bir anda susmuştu. Neyi susmuştu, kimi susmuştu? Olmuyor. Durum fiili olması gerekirken ne yazmış? Oluş fiili yazmış. Burada kendiliğinden, insanın müdahalesi dışında gerçekleşen bir eylem yok. İnsan susmuş sonuçta. Balkondaki sepette duran patateslerin çoğu çürümüş diyor. Evet, bu oluş fiili, kendiliğinden çürümüştür patatesler. Oysa ne demiş buna da? Durum fiili demiş. Yani 3 ile ne olacak? 4 numaralı ifade yer değiştirecek arkadaşlar. Ve cümle ne olacak? Tablo düzelecek. Soru 3'e geldik. Soru 3 ne diyor? Bu dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. Birinci fiil durum fiilidir diyor. Neyi kalk, kimi kalk? Soruya cevap alamadım. Onu kalk diye anlamlı bir ifade de oluşmadı. Dolayısıyla durum fiili oluyor. Dolaşalım demiş. İkinci fiil istek kipiyle çekimlenmiştir diyor. İstek kipinin eki ne? EA'dır. Bakın burada bir istek kipi eki var. EA. Dolaşalım. Biz dolaşalım. Hemen çekimleyelim bakalım. Ben dolaşayım. Sen dolaşasın. O dolaşa. Biz dolaşalım. Siz dolaşasınız. Onlar dolaşalar. Biraz kulağı tırmalıyor arkadaşlar, kullanmadığımız için. Ama Türkçemiz zengin bir dil. Bunu kullanmamız gerekiyor bu şekilde arkadaşlar. Cümle içinde kurarsak, kullanırsak faydası olur. Kelime hazinemiz, kelime dağarcığımız gelişmiş olur. Bu da doğru. C. Üçüncü fiil. Üçüncü çoğul şahıs eki almıştır diyor. Duysak hemen çekimleyelim bakalım ne olacak. Şart kipi bu arkadaşlar SSA. Ben duysam, sen duysan, o duysa, biz duysak, siz duysanız, onlar duysalar. Ben ne dedim? Birinci çoğul dedim. Bakın biz duysak. Burada ne demiş? Üçüncü çoğul demiş. Üçüncü çoğul olması için duysalar ifadesinin olması gerekiyor. Dolayısıyla C seçeneği söylenemez. Yanlış bu.
Dördüncü fiil haber kipiyle çekimlenmiştir diyor. Haber kipleri beşe ayrılır. Görülen geçmiş zamandı, duyulan geçmiş zamanmış, şimdiki zaman yor, gelecek zaman ecek acar. R geniş zaman arkadaşlar. Hemen biz bunu çekimleyelim. İşlerin, işlersin, işler, işleriz, işlersiniz, işlerler. Evet, haber kipi diyor. R burada arkadaşlar. Ne eki? Geniş zaman eki, iş isim kök. L'ye bakın, isimden fiil türeten yapım eki. B'de geniş zaman arkadaşlar. Çekimli fiil bu da. Cevap Ceyhan'dı. Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil karşısında verilen kip ve kişi eklerini almamıştır diyor. 3 tanesini almış, 1 tanesini almamış. Yani biz yanlış olanı arayacağız. Arkadaşlar dikkat edin bu videoyu dinlerken. Lütfen iyi dinleyin beni. Şimdi A'dan başlayalım. Konuşayım demiş. İstek kipi demiş. Birinci tekil şahıs demiş. Doğru. EA burada istek kipi, ım da birinci tekil şahıs eki. Hemen çekimleyeyim ben bunu. Ben konuşayım, sen konuşasın, o konuşa, biz konuşalım veya konuşak, siz konuşasınız, onlar konuşalar arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru. B'ye gelelim. Gelmeliler, gereklilik kipi demiş. Üçüncü çoğul şahıs demiş. Doğrudur, melimalı gereklilik kipiler de üçüncü çoğul şahıs eki. Hemen çekimleyeyim size. Ben gelmeliyim, sen gelmelisin, o gelmeli, biz gelmeliyiz, siz gelmelisiniz, onlar gelmeliler. Peki C'ye gelelim. Anlayasınız, emir kipi demiş, ikinci tekil şahıs demiş. Arkadaşlar bir kere bu emir kipi değil, istek kipi. Bakın EA istek kipi. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Bir çekimleyelim bakalım bunu istek kipine göre. Ben anlayayım, sen anlayasın, o anlaya, biz anlayalım, siz anlayasınız, onlar anlayalar. Evet, bu istek kipine göre çekimlemiş hali. Peki bunu emir kipine göre çekimleyelim bakalım doğru bir şekilde. Şimdi arkadaşlar kişi kendine emir veremez. Dolayısıyla birinci tekili ve birinci çoğulu yok. Sen anla, o anlasın. Çoğul yoktu, birinci çoğul. Siz anlayın, onlar anlasınlar diye doğrusu ben seni yaptım. Çekimlemiş oldum emir kipine göre. Fakat orada bakın. EA'ya göre çekimlemiş, istek kipine göre, sonra emir kipi demiş, yanlış. Bu aynı zamanda ikinci çoğul arkadaşlar, ikinci tekil değil. Dolayısıyla bu ikisi yanlış. Beklesek demiş, şart kipi, birinci çoğul. Bakalım SSA şart kipi doğru. Hemen çekimleyelim. Ben beklesem, sen beklesen, o beklese, biz beklesek, siz bekleseniz, onlar bekleseler. Doğru, birinci çoğul ve şart kipi. Cevap Ceyhan. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman ikinci tekil kişi ile çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır diyor. Ölmeye şeyim ölme diyelim biz buna. Geniş zaman olacak 1. Geniş zaman ekimiz R'dir, bunu unutmayalım. İkinci tekil şahıs olacak 2. Olumsuz olacak 3. Bir de soru olacak 4 arkadaşlar. Bu 4 kuraldan yola çıkalım. A. Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatırlamaz mısın demiş. Bir kere M burada soru eki. Tamam, ayrı yazılmış zaten. Bakın dikkat edin, hatırlamaz olumsuz bir fiil. Olumsuz olması da doğru. Peki hangi zamanın olumsuzu? Tabii ki geniş zamanın olumsuzu arkadaşlar. Bunu hemen olumlu yazayım ben buraya. Hatırlar mısın yapalım bunu. Hatırlar veya hatırlar. Yeter bu kadar. Peki R burada ne oldu? Geniş zaman eki oldu. Geniş zamanın olumsuzu yapılırken geniş zaman eki kullanılmaz. Onun yerine MMA veya mezmaz olumsuzluk eki gelir. Bu arada la burada türemiş fiil yapmış ismi arkadaşlar. Hatır isim, hatırlamak isimden fiil türemiş. Türemiş fiil bu. Peki cevap ne o zaman? Cevap A seçeneği mı, soru anlamı katmış bu fiile. Hatırlamaz geniş zamanın olumsuzu. Olumlusu hatırlar. R geniş zaman eki. Bir de arkadaşlar ikinci tekil kişi sen hatırlamaz mısın demek istiyor. Peki B niye olmuyor? Şehrin bütün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? Burada olumsuz bir ifade var, doğru, olumsuz bir fiil var, soru şekli de var ama bu görülen geçmiş zamanın olumsuzu, biz geniş zaman olumsuzunu arıyorduk. C. Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz demiş. Doğru, soru eki var, olumsuz ama bakın bu şimdiki zamanın olumsuzu yine olmuyor. Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın demiş. Evet bu doğru, geniş zaman bu, geniş zamanın olumlusu ama olumsuzu değil arkadaşlar. Aramaz mısın dese cevap oluyordu. Bu sefer de iki cevap oluyordu. Şu anda cevap A seçeneği arkadaşlar. Soru 6. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan fiilde ünlü daralması yoktur diyor.
Yor ekini zaten burada arkadaşlar bize açıklamış. Türkçe'de düz geniş ünlülerle ae biten bir fiile şimdiki zaman eki yor getirildiğinde fiilin son hecesindeki düz geniş ünlü ae daralır. Yani ı, i, u, ü'ye dönüşür diyor. Örneğin saklamak arkadaşlar. Bakın yor getirin buna. Ne oluyor a geniş ünlüyse ı'ya dönüşüyor bakın. Ünlü daralması diyoruz biz buna. Hangisinde ünlü daralması yoktur diyor. Bakalım tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. Şuraya yazsak olur arkadaşlar. Yaşamaktır bunun arkadaşlar fiili. Yaşamak güzel. Yor getirin arkadaşlar. Yaşayor demesin. Ne dersin? Yaşıyor dersin. A neye dönüştü? I'ye dönüştü. Arkadaşlar ünlü daralması oldu. Çünkü A geniş sesli ya I da dar olduğu için bu yüzden ünlü daralması diyorlar. Şurayı bir temizleyelim. B güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağrıyor. Burada ünlü daralması yok arkadaşlar. Bunun zaten kökü nedir? Ağrımaktır. Yani fiil olan kısmını söylüyorum ben size. Ağrımak oluyor arkadaşlar. Yor getirin ağrıyor. Ya herhangi bir ünlü daralması olmadı. Cevap Bursa. C bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. Bakın bu aslında nedir? Fiil anlamaktır. Yor getirin. Yor getirince anlıyor mu diyorsun? Hayır anlıyor diyorsun. A geniş ünlüsü ne olmuş? Şimdiki zaman ekinin etkisiyle I dar ünlüsüne dönüşmüş. D komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Bu da kutlamaktır arkadaşlar. Fiilimiz nedir? Kutlamaktır. Yor getirin. Kutlayor mu diyorsun? Hayır kutluyor diyorsun. A geniş ünlüsü U dar ünlüye dönüşmüş. Cevap Bursa. Bursa'da herhangi bir ünlü daralması yok. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiilin kipi yanlış verilmiştir diyor. Hemen değerlendirelim bakalım. Çocuk ağzındaki yemeği bir türlü yutmuyor diyor. Yor şimdiki zaman haber kipi şimdiki zaman demiş. Doğru arkadaşlar. Şimdiki zaman işin söylenme anı ile yapılma zamanın aynı olduğunu ifade eden zamandır. Ve ben de seyyahlar gibi yani gezginler gibi dünyayı gezebilsem diyor burada. Şart kipi var bakın. Dilek kipi. Dilek şart. Doğru. Ayakkabılarını kapının önünde çıkar diyor. Peki burada emir kipi var arkadaşlar. Haber kipi demiş. Geniş zaman demiş. Yanlış demiş. Cevap Ceyhan. De bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. Meli malı gereklilik kipi. Gereklilik kipi dilek grubuna giriyor. Bu da doğru arkadaşlar. Peki emir kipine ne demiş? Haber kipi demiş. Oysa emir kipi dilek kiplerinde arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi bu çıkarmaktır arkadaşlar. Şuradaki er ara lütfen geniş zaman demeyin. Bu çıkarmak yani bu şu anda fiil arkadaşlar. Çıkmaktan çıkarmak yani bu yapım eki bunu unutmayın. Peki ben bunu nasıl geniş zamana göre çekimlerim? Şöyle çekimleyeyim ben size. Ben çıkarırım, sen çıkarırsın, o çıkarır, biz çıkarırız, siz çıkarırsınız, onlar çıkarırlar. Yani çıkarır bir R harfi gelecek buraya arkadaşlar. Bunun geniş zaman olması için buna dikkat edin. Bu şu anda geniş zamana göre çekimlenmemiş. Hangi zamana göre çekimlenmiş? Emir kipine göre çekimlenmiş. Emir kipine göre çekimleyeyim ben. Şimdi ben çıkar olmaz. Kişi kendine emir veremez. Sen çıkar. Bakın ikinci tekil şahıs. O çıkarsın. Biz yine olmuyor. Siz çıkarın. Onlar çıkarsınlar diye çekimledim. Yanlışlık neredeydi? C seçeneğinde yanlışlık yapılmıştı. 8 numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiillerin zamanları ile ilgili yayar açısında verilen açıklama yanlıştır diyor. Bakalım. Son romanını Mayıs ayında yayınladı diyor. Dı görülen geçmiş zaman eylem geçmişte yapılmıştır. Doğru. Akşamları haber programı izlemeyi çok sever. Bu er ar ne oluyor? Geniş zaman oluyor. Eylem söylendiği anda yapılmaktadır diyor. Hayır arkadaşlar. Eylem söylendiği anda yapılıyorsa şimdiki zaman olur. Burada akşamları diyor. Her akşam haliyle ne olması lazım? Geniş zaman olması gerekir. C. Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına katılacak. Eylem henüz gerçekleşmemiş. Doğru. Şimdi söylüyor ama eylemin yapılma zamanı daha sonra. Ecek acak zaten gelecek zaman kipi eylemin sonra gerçekleşeceğini ifade eden zaman ekidir. De dün akşam ilkokul arkadaşını ziyaret etmiş. Miş duyulan geçmiş zaman arkadaşlar eylem başkasından duyulmuş doğru. Soru 9 aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir diyor. Kip eki dediği zaman eki arkadaşlar. Bakalım seni bahçe kapısının önünde bekleyeyim. Evet burada E var. Bu E, A istek kipi arkadaşlar. Doğru. Ben bekleyeyim. Sen bekleyesin. O bekleye. Biz bekleyelim. Siz bekleyesiniz. Onlar bekleyeler. B okula giderken yanında para götürsün diyor. Bu emir kipi arkadaşlar. Doğru. Ben götür olmuyor. Sen götür. O götürsün. Bakın üçüncü tekil şahısa göre çekimlenmiş. Bu muhteşem gölü mutlaka görmelisiniz. Merimalı gereklilik kipi arkadaşlar. Bu da doğru.
İnsanları hiçbir zaman küçümseme diyor. Burada küçümseme derken bir kere olumsuzluk anlamı var. Küçümse de emir kipi. Bu o zaman emir kipinin olumsuz arkadaşlar. Ne demiş? Direkt şart demiş. Bu şart kipi değil arkadaşlar. Emir kipi olacak. Yanlışlık nerede arkadaşlar? D seçeneğinde şu tiki buraya koyması gerekirdi. Ben küçümseme olmuyor çünkü kişi kendine emir veremiyor. Sen küçümseme, o küçümsemesin. Biz yine emir kipi olmuyor, çekimlenmiyor. Kişi çoğul da olsa kendine emir veremez. Siz küçümsemeyin, onlar küçümsemesinler. Soru 10. Buna göre anlam kayması bulunan aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin kastettiği anlam yanlış açıklanmıştır diyor. Şurada fiilde anlam kaymasına bir de örnek vermiş. Fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kastetmesine fiilde anlam kayması denir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar. Cümlesinde fiil başlar. Biçim olarak geniş zamanla çekimlenmiştir. Ancak fiil geçmişte yapıldığı ve yapılanlar başkasından öğrenildiği için anlam olarak öğrenilen geçmiş zaman kastedilmiştir diyor. Valla bunu anlamak için arkadaşlar profesör olmak gerekiyor herhalde. Ben size daha basit bir şekilde anlatayım bunu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar. Çekimli fiilimiz başlar. R geniş zaman eki var burada. Geniş zaman hangi durumlarda kullanılır geniş zaman kipi? İşin geçmişte, şimdi ve gelecekte. Yani her zaman yapıldığı durumlarda kullanılır. Oysa Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne yapmış? Fethetmiş. İstanbul kuşatmasının hazırlıkları bitmiş. Ne olması gerekiyor eylem geçmişte yapıldığı için? Geçmiş zaman olması gerekiyor. Çevirelim geçmiş zamanı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlamış. Yani başkasından duyulduğuna göre öğrenilen geçmiş zaman olacak demek istiyor. Hangisinde yanlış açıklama yapılmıştır diyor. A. Her akşam buraya uğrayıp bir fincan kahve içiyor. Fiilde verilen kip, yok şimdiki zaman eki. Biçim demiş arkadaşlar. Biçim derken şu gözünüzde gördüğünüz zamanı soruyor size. Peki anlam olarak geniş zamanı mı kastediyor? Doğru. Çünkü her akşam kahve içiyormuş. Kahve içer demek istiyor. Bu doğru. Yani buradaki anlam kayması doğru verilmiş açıklaması tabii ki. B. İşe yetişmek istiyorsan sabah erkenden kalkacaksın. Fiilde verilen kip ecek gelecek zaman doğru. Peki kastedilen kip emir kipi mi? Evet emir kipidir. Çevirelim emir kipine. İşe yetişmek istiyorsan sabah erkenden kalk demek istiyor. Yani verilen anlam kayması zaman olarak doğru. C. Keloğlan bir gün istemeden de olsa annesini çok üzer. Üzer çekimli fiil. Erar burada arkadaşlar geniş zaman. Biçim olarak doğru. Peki anlatmak istediği zaman şimdiki zaman mı? Hayır. Geçmiş zaman. Niye? Çünkü Keloğlan geçmişte yaşadı. Keloğlan bir gün istemeden de olsa annesini çok üzmüş. Peki yanlışlık nerede o zaman? C seçeneğinde arkadaşlar. D. Çocuk köpeği görünce bir çığlık atmasın mı demiş. Emir kipi. Doğru emir kipi arkadaşlar. Emir kipinin olumsuzu. Olumlu yapalım. Atsın mı? Fakat anlam olarak hangi zamanı kastediyor? Görülen geçmiş zaman. Niye? Çünkü çocuk köpeği görmüş, çığlığını basmış. Daha sonra biz bunu ne yaptık? Anlatıyoruz gördüğümüz bir şeyi. Çevirelim görülen geçmiş zamanı. Çocuk köpeği görünce bir çığlık attı mı diye ben ne yaptım? Bunun olumsuzunu çektim. Olumsuzunu yapalım. Çocuk köpeği görünce bir çığlık atmadı mı? Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır diyor. Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz demiş. Erar geniş zaman eki arkadaşlar burada. Bakın sabahları dediğine göre bu geniş zamanın burada kullanımı doğru. Yüklemde verilen kip geniş zaman. Zaten kastedilen kip de geniş zaman. Burada bir zaman kayması yok. B. Bu film o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. Yüklem görür. Çekimli fiil. Bakın ür burada hangi zaman eki? Geniş zaman eki. Fakat kastedilen zaman geçmiş zaman. O dönemde Türkiye'de büyük ilgi görmüş demek istiyor. Çünkü film ne olmuş? O dönemde yayınlanmış ve ilgisini görmüş. Film ne olmuş? Bu şekilde arkadaşlar bir etki bırakmış. Cevap Bursa. Yüklemde verilen kip geniş zaman, kastedilen kip geçmiş zaman olacak. Bu film o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görmüş. C. Babaannem ve dedem yarın bize gelir. Tamam burada geniş zaman var ama kastedilen kip geçmiş zaman değil, gelecek zaman arkadaşlar. Babam ve dedem yarın bize gelecek demek istiyor. D. Ses sıcak havada daha hızlı iletilir. Yüklemde verilen kip geniş zaman. Burada arkadaşlar yani zaman ya da anlam kayması yok. Cevap Bursa.
Sonra 12, buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir diyor. Haber yani bildirme kipleri fiillere zaman anlamı katan kiplermiş. Demek ki bir tanesi dilek kipiymiş arkadaşlar. Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin diyor. Bu emir kipi arkadaşlar. Cevap ne oluyor? Ada ne oluyor? Emir kipi hangi grupta? Dilek istek grubunda. B. Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. Yor şimdiki zaman haber grubunda. Dün akşam deniz kenarında gezintiye çıktık diyor. Tığ geçmiş zaman eki haber kipi grubunda. Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın derken ecek acak gelecek zaman eki. Gelecek zaman arkadaşlar haber kipi grubunda. Herhangi nasıl yazılmış? Birleşik yazılmış. Evet arkadaşlar, testimizin sonuna geldik. Çok dikkat isteyen bir konu fiiller konusu. Hele fiilde kip, fiilde anlam kayması arkadaşlar. Fiil çekimleri dikkat istiyor. Sınavlarda genellikle geniş zamanın olumsuzu istek kipi ve arkadaşlar emir kipi karşımıza çıkıyor. Çünkü bu üç zaman karıştırılabiliyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı bildiği için sınavlarda sürekli bu kip eklerini arkadaşlar size soruyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta arkadaşlar, videoyu geri alıp tekrar tekrar izlemenizdir. Bol bol soru çözerek kipleri kavrayabilirsiniz. Başka hiçbir yolu yok. Yani ekleri ezberleseniz de pratik yapmadığınız sürece arkadaşlar, yani bildiğinizi uygulayamazsınız. Bu da sizi arkadaşlar başarıya götürmez. Bunu bir kenara lütfen not edin. Öğrendikten sonra bunu pratiğe döküp arkadaşlar, teoriyi pratiğe döküp ne yapacaksınız? Başarılı olacaksınız. Konu tekrarı yaparak videoyu arkadaş gruplarınızda paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize iyi dersler diliyorum.